Merhaba sevgili teraziler, bu hafta sizin için önemli ve enerjik bir hafta olacak. Geçtiğimiz haftanın sonunda duygusal olarak çok yoğun iki ardışık dolunay yaşadık. Bu haftaya girerken iş ve özel hayat dengenizi çözmeye çalışıyor olabilirsiniz. Mars size biraz daha alan ve özgürlük tanıması için sizi teşvik ediyor olacak bu alanda. Bu hafta profesyonel talepleriniz veya aile ve ev ihtiyaçlarınız ne olursa olsun özgür ve bağımsız olmanız gereken bir parçanız var. Bunu unutmayın ve Mars size bu önümüzdeki 6 hafta boyunca bunu keşfetme fırsatı verecek. Haftanın başında Mars'ın Plüto ile 220 yılda bir olan harika bir bağlantı kurduğunu göreceğiz. Plüto yaratıcılığınızı ve sosyal etkileşimlerinizi arttırmakla ilgili olan 5. evinizde yer alıyor. Son zamanlarda profesyonel taleplerle biraz sıkışmış kendinizi eğer hissediyorsanız bu sizi gerçekten oldukça rahatlatacak bir açıdır. Güneş Pazartesi günü ilerleyen saatlerde Mars'la birleşecek daha doğrusu. Bu durum Cuma günü artık zirve yapacak. Ancak Güneş aynı zamanda da Plüto ile de bir karşıtlık oluşacak. Bu ne anlama geliyor? Güneş, Venüs ve Merkür ile birlikte 11. evinize giriyor. Bu geleceğinizle, bağlantılarınızla ilgili bir durum. Plüto ise yaptığınız her şeyin aslında kalbinizin derinliklerinde ilham vereceği, dahil edici hissettirdiğinden emin olmanızı istiyor. Yani yaptığınız bir işi gerçekten isteyerek yapıyor musunuz? Eğer geçmişteki bazı arkadaşlıklarınız veya ilişkiler artık eskisi gibi çalışmıyorsa hayatınızda Mars'ın bu konumu bu tür ilişkilerden artık özgürleşme isteğinizi arttırabilir ve Plüto da buna kesin noktayı koyabilir. Hafta ortasında Perşembe gününe kadar biraz gergin ve yorgun kendinizi hissetmeniz mümkün. Eğer bir ilişki sorunu, kişisel özgürlüğünüzle ilgili dengeyi sağlamayı eğer çalışıyorsanız hafta sonu Cuma günü Şiron retro hareketine başlayacak ve yıl sonuna kadar da devam edecek. Hayatınızda büyük bir değişim dönemi olacak. Özellikle Plüton'un 1 ve 2 Eylül tarihlerinde Oğlak Burcu'na tekrardan geri dönmesiyle böyle tutkulu, yoğun ve dönüşümsel enerjiler hayatınızda aktive olacak. Bu hafta Mars'ın 9. evinize hareket etmesi sizde önemli bir konu. Çünkü bu alan sizin bağımsızlığınızı ve özgürlük ihtiyacınızla ilgili ev alanı. Eğer size gerçekten bir şey çok ağır geliyorsa, kendinizi böyle fazla sıkışmış hissediyorsanız, gelecekteki umutlarınız, yüksek ideallerinizle daha fazla temas halinde olmanızı gerektirdiğine işaretlidir. Yeni bir iş aktive veya ilişki söz konusu olduğunda şu anda istediğiniz şeyin çok net ve temiz bir yön olduğunu anlamanız ve bilmeniz gerekli. Eğer bir şey net ve temiz değilse bazı bağları kesmek isteyebilirsiniz ve Plüto da bunu bir zorunluluk haline getirebilir. Bu neyle ilgili olursa olsun sevgili teraziler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.